Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum hepinize inşallah. Günümüz hayır olur inşallah. Hepimizin nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün gördüğünüz gibi yine iğne ayası yapacağım. Şu renkleri kullanacağım. Hardal sarısı, pembe ve yeşil. Şöyle çok güzel bir modelim var. Hem gösterişli hem basit. İşlemesi çok basit ve çok gösterişli. Bu modelimi size anlatacağım inşallah. Yapımı çok kolay. Onun için bunu göstermek istedim size. Şöyle arasına 20 tane zürafa çektim. Şöyle şurada ipim bitmişti. Ek yaptım. Orada öyle çirkin görünüyor. Kusura bakmayın. Şöyle 20 tane zürafa çektim. Şöyle 24 tane bunlar. 4 tanesi şu gölümüzün altı olacak. 20 tane zürafa araya çektim ama siz istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Yakınlık, uzaklık o size kalmış bir şey. Sadece model olduğu için ben böyle yaptım. Yani bir yapıp bakalım. Sanki ideal gibi görünüyor bana. Çok da uzak olmasını istemediğim için 1 2 3 ve 4.'ye geri dönüyorum. Bismillah deyip başlıyorum. Gölümün altını kurmaya. Üç zürafam oldu. Dörtle başlamıştım. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütüne getirirseniz paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Böylece izleme fırsatınız olur. Ve videomu beğendiyseniz beğeni butonu var. Ona da size zahmet bir basın ve değerli yorumlarınızı varsa önerilerinizi yapmamı istediğiniz model varsa bana yazabilirsiniz ve Instagram hesabım da aynı Ayşe'nin El İşi Dünyası, oradan da bulabilirsiniz, özelden de yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle bir tane zürafamız kaldı ve şimdi yuvamızı yapıyoruz. Şöyle çok büyük olmasın yuvamız, çünkü çok da gerektiği kadar. Tekrar böyle geri dönüyorum. İki katlı yapıyorum alt kısmını. Ve şimdi 6 tane zürafa pırpır yapacağım, pardon. 6 tane pırpır yapacağım. Çok pırpırlarımız uzun olmayacak şekilde, çok kısa da olmayacak şekilde orta. Bakın şöyle. 6 tane. Of. Ben bunu bir düzelteyim. Evet arkadaşlar, 6 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi tepeye çıkıyorum. Şöyle yaprağımı yapmak için. Ve şuradan şöyle en sondakini atlıyorum. Bu şekil, biraz ipimizi gevşek bırakıyoruz. Ve buraya bir pırpır yapıyorum hemen içine. Ve tek tek şu pırpırlarımızın tepesine batıp birer zürafa yapıyoruz.
Ve tekrar geriye dönüyoruz. İpimizi şöyle atlıyoruz. İpimiz bu sefer eşit olacak şekilde. Şöyle gevşek bırakmıyoruz. Ve buraya bir tane yine pırpır aynı yere yapıyorum. Battığım yerin içine hemen. Ve hemen yine zürafalarımı yapıp gidiyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Ve yine bunun içine ilk battığım yerin içine hemen bir pırpır yapıyorum. Yaprağımızın pırpırlarını. Ve tekrar dönüyorum. Ve son zürafamızı yapıyoruz. Ve geri dönüp bir pırpır daha yapıp yaprağımızı bitiriyoruz. 6 tane pırpırımız oluyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi şöyle yandan tek tek basarak aşağı ineceğim şöyle. Zürafa yapa yapa aşağı iniyorum. Bu şekil ve şuraya batıp yaprağımız bitti ve şimdi gülümüzün altını kuracağız inşallah. Şöyle bir tane sık iğne zürafa yapıyorum. Şöyle. Ve hemen yanına bir tane pırpır yapıyorum. Biraz küçük olsun, pırpırımız uzun olmasın çok. Çünkü bayağı bu uzayacağı için uzun istemiyorum. Ve içine yukarı çıkıyorum. Bakın ve içine şöyle iki tane pırpır yapacağım. Ya pardon, bir tane pırpır yapıp yukarı çıkacağım. İki tane, iki. Şöyle iki tane pırpır yapıyorum. Şunun yan tarafı olacak. Bir tane daha yapıp yukarı çıkacağım. Şöyle yine böyle. Bunu ilk yaptığımızı bırakıyoruz. Son yaptığımızın tepesine çıkıyoruz. Ve yine iki tane pırpır bu şekilde. Dört katımız olacak böyle. Ben bunu yine yapayım, devam edeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın 1 2 3 4 ve 5'in tepeye şöyle İki tane yaptım. Bir tane daha pırpır yapacağım. Tepede üç tane pırpırımız olacak şekilde yapıyoruz. İpim çok az kaldı da onu şey yapmak istemiyorum inşallah.
Onunla inebileceğim. Bitirmek istiyorum çünkü. Şöyle şimdi tek tek çıktığımız gibi aşağı iniyoruz ve yanında bir pırpır yapıp aşağı iniyoruz. Şöyle iniyorum buraya. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Bakın. Ve tekrar alttakine iniyorum. Bunu bu şekil aşağıya kadar ineceğim. Bakın bir tane pırpır daha burada yapacağım. Bir burada, bir burada yapacağım ve aşağı ineceğim. Bitecek. Ben hiç israfı sevmediğim için hep alışkanlıktır ipimi sonuna kadar genelde kullanıyorum. Ben kul hakkı geçmesin diye insanlar sipariş yaparken hep yaptığım bir şey ve oradan alışkanlık şimdi yani model bile çıkarınca sonuna kadar kullanmayı seviyorum. Bazen de çok az bir şey kalıyor. Ve aynı ipten bulamayabiliyoruz. Çok zor bir şey oluyor o zaman. Onun için hep değerlendiriyorum ve çok şükür ipim yetti ve aşağı indim. Ve ben ipimi burada bitiriyorum. Şöyle bir şey size söyleyeyim arkadaşlar. İpimizi şöyle bitmese de onu da gösterecektim. Şuraya şuraya zürafa yapıp aşağı iniyoruz. Şuraya şuraya şurada yaptığımız gibi zürafa yapıp aşağı inmemiz lazımdı. İpim burada bittiği için ben bu kadarını size gösterdim. Ben diğer ipime geçeyim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk yaptığımız şöyle şu yaprak tarafından ilk yaptığımız pırpıra ipimizi sabitliyoruz. Şöyle ve şuraya bir tane pırpır yapıyorum. Ve tepesine çıkıyorum. Şimdi ve buraya iki tane pırpır yapıyorum. Şöyle iki tane pırpırımı yaptım. Bakın arkadaşlar. Ve şimdi hemen yandaki pırpıra şöyle iniyorum. Geçiyorum yani işin aslına bakarsan da iniyorum derken. Geçiş yapıyorum. İpimi böyle biraz rahat bırakıyorum. Şuradakini şöyle olacak. Ve bunun tepesine yine aynı şekilde bir pırpır yapıyorum. Ve yine tepeye çıkıp orada da iki tane pırpır yapıyorum. Modelimiz çok gösterişli, çok güzel ve çok kolay. İşlenmesi de çok kolay yani zor bir model değil. Bana öyle bilmiyorum yani.
ve tekrar şu yandakine batıyorum. Bu şekil hepsini arkadaşlar tek tek bu şekil yapacağız. Hepsini bu şekilde yapacağız. Şu üçlüler de aynı şekilde bir tane pırpır yapıyoruz. Tepeye çıkıp iki tane yandakine batıyoruz. Bir dahakine böyle hepsini böyle buradan da aynı şekil dönüp aşağıya kadar geliyoruz. Fazla zamanınızı almayayım. Ben bunu yine şöyle yapayım da şuralara kadar ben size göstereyim. Evet arkadaşlar bakın şöyle hiçbir değişiklik yok. Ben şu iki tane iğne bıraktım. Yani dönüşte aynı şekilde. Bakın. Burayı bir pırpır yapıp tepeye çıkıp orada da iki pırpır yapıp yanındakine atlıyoruz. Geçiyoruz. Hemen yandakine geçiş yapıyorum. Yapamadım. Bakın aynı şekilde. Hiçbir değişiklik yok. Hepsi aynı şekilde yapılıyor. Yine bir pırpır, yine tepeye çıkıyorum. Yine burada iki tane pırpır yapıyorum. Herkes iyi anlasın diye bu kadar söylüyorum. Belki rahatsız olanlar da var o kadar konuşmamdan. Ama yeni yapan arkadaşlarımız olabilir. Bazı insanlar var, biri bir şey anlatmadan çıkaramayabiliyorlar. Şöyle ve aşağı inip şuraya ve bitiriyorum. Bu şekil. Ve ipimi burada koparıyorum. Ben bunu isterseniz bir ütüleyim de öyle size göstereyim son halini. Evet arkadaşlar bakın çok hafif bir ütü çektim sizin için. Daha iyi görünmesi için böyle. Bakın mesafesi de çok ideal bence. Çünkü büyük olduğu için. Şöyle yine yakından da size göstereyim. Bu şekil modelimiz ve çok güzel. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.